Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde sizlerle birlikte V-Ray'in Material Editörü'nün ayarlarına bakacağız. Öncelikle V-Ray Asset Editörü açıyorum. Buranın içerisinde birçok kaplama var. Eğer Purge Unset yaparsam burada kullanılmayan bütün kaplamalar silinecektir. Ve temiz bir görüntü elde edeceğiz. Buradaki kırmızı renkli kaplamanın ismini değiştirmek istiyorum. Öncelikle hızlı bir şekilde seçebilmek için boyayı seçiyorum. B tuşuna bastım boya ikonunu seçebilmek için. Alt'la birlikte damlalık ikonunu alıp buradaki rengi seçiyorum. Şu anda generic 3 olarak geçiyor. Sağ tıklıyorum. Rename ederek bunun ismini değişebiliyorum. İsmini kırmızı kumaş olarak değiştiriyorum. Ve tamam dediğimde artık bu kaplamanın ismi kırmızı kumaş olarak değişmiş oluyor. Sağ tıklıyorum. Eğer bu rengin uygulandığı modeli seçmek istiyorsam Select Obje dediğim anda bu kaplamanın uygulanmış olduğu model seçilmiş oluyor. Başka bir materyali buraya uygulamak için ise farklı bir kaplama seçiyorum. Mesela şuradan ismini bilemediğimiz bir kaplamayı uygulamak için seçtim. Apply to Selection diyorum. Ve bu uygulamayı yaptıktan sonra artık farklı bir rengi geçmiş oldu. Şimdi arkadaşlar ve farklı bir kaplama daha oluşturmak için iki yöntemimiz var. Bu ikona tıklayıp burada Materials bölümüne gelip istediğimiz kaplama türünü seçebiliyoruz. Ve daha hızlı olarak da bu ikonda ayrıyetten ilk sıradaki Material Editör'ün üzerine gelip sağ tıklıyoruz ve bu sefer de aynı buradaki materyal editör üzerinde bulunan kaplamaları ekleyebiliyoruz. Ve buradaki kısmı genişletiyorum. Genişlettikten sonra burada bu kaplamanın üzerinde bulunduğu tüm ayarlar burada görünüyor. Buradaki ayarları daha sade bir şekilde getirebilmek için yeni bir kaplama oluşturup bu kaplama üzerinden bu ayarları anlatacağım. Sağ tıklıyorum. Generic diyorum ve sıfır yeni bir kaplama oluşturdum. Bu kaplamanın özelliklerini değiştirebilmek için buradaki ok işaretine tıklıyorum. Ve buradaki ayarlara bakabiliriz şimdi. BRDF kanalı üzerinden tüm renk ve kaplama ayarlarını yapabiliyoruz. Ve ek kaplamalar ekleyebilmek için yani bir kaplama içerisinde birkaç kaplama kullanabilmek için ise buradaki artı tuşuna basmamız yeterli olacaktır. Ve içerisinde farklı kaplamalar ekleyerek de çeşit çeşit farklı ürünler elde edebiliyoruz. Buradaki özelliklerin sonunda gördüğünüz şu kutucuk işareti resim ve benzeri texture'ların eklendiği kısımlardır. Buraya şu an herhangi bir eklenti ekleyebilmek için bunun üzerine tıklamanız yeterli olacaktır. Ve burada birçok eklenti karşınıza çıkacak. Bu eklentiler içerisinde İstediğiniz ve işinize uygun olanı seçmeniz gerekli. Ben buradan herhangi bir tane özellik seçmek istiyorum. Şu an renk olan color kısmını ekledim. Buradan bir renk verdim. Kırmızı renk. Ve geriye çıkıyorum. Materyal penceremde diffuse kanalına uyguladığım color rengini görüyorum. Eğer buradaki kutucuğun görünmesini istemiyorsam, yani bu kutucukta ne uyguladıysam, bunu V-Ray içerisinde görünmesini istemiyorsam, buradaki tik işaretini kapatmam yeterli olacaktır. Veya buradaki uyguladığım özelliğin hepsini kopyalayıp hızlı bir şekilde başka bir özelliği eklemek istiyorsam, şu anda sizlere anlatmadım fakat Reflection kanalını açıyorum. Ve bunun rengini buradaki kullandığım kırmızı renkle aynı olmasını istiyorsam en kolayı kopyala diyorum ve sağ tıklayarak buraya paste diyorum arkadaşlar. Paste copy dersem buradaki texture'dan tamamen farklı bir kaplama yerleştirecektir. Fakat paste as instance dersem buradaki kaplamanın aynısını buraya yapıştıracaktır. Eğer burada yaptığım bir değişiklik olursa herhangi bir değişiklik sonra geri çıktığımda aynı değişiklik diğer diffuse kanalımda yani diğer slotumda da olacaktır. Çünkü ikisi de birbirine artık bağlı olarak
eklenmiş oldu. Instance olarak eklediğim için. Bunu değiştirmek için burayı clear diyerek temizleyebilirsiniz. Sonra tekrardan copy diyorum ve paste diyorum ama bu sefer copy olarak paste yapıyorum, yapıştırıyorum. Şimdi buranın rengini biraz daha koyulaştırıyorum. Şöyle biraz daha kırmızı bir renge getiriyorum. Ve reflection slotundaki rengin değişmediğini görebilirsiniz. Bir de arkadaşlar buradaki renklerin veya texture'ların üzerine yeni kanallar eklemeniz gerekebilir. İleriki derslerde daha fazla sizlere anlatacağım bunu. Yeni ek özellikleri ekleyebilmek için ise, yani biz bu rengin üzerine farklı bir parametre eklemek istiyorsak sağ tıklıyoruz. Warp in dediğimiz zaman bunun üzerine ekleyebileceğimiz tüm slotlar aktif halde görünüyor. Ama ekleyemeyeceğimiz diğer slotlar ise biraz daha soluk bir renkte görünüyorlar. Siz hangisini ekleyecekseniz tabii ki yaptığınız kaplamaya uygun olacak şekilde buradan seçip uygulamanız gerekiyor. Evet arkadaşlar, yeni bir kaplamayı buraya aktarabilmek için dediğim gibi artıya tıklıyoruz. Ve buradan farklı bir BRDF daha kanalı oluşturmak istiyorum. Şimdi bu BRDF kanallarının duruma göre yer değiştirmesi gerekebiliyor. Ve bu yer değişiminden dolayı da bunların şu ortadaki 3 noktasında tutarak aşağı ve yukarı olarak taşıyabiliyorsunuz. Ve bu da renderda en üstte olan kısım renderımızın ana görünen kaplaması oluyor. Ve gri yukarı taşıdığımda, bakın arkadaşlar, gri ve hiçbir şekilde özelliği olmayan kaplamayı yukarı taşıdığımda gri görünüyor. Fakat kırmızıyı yukarıya taşıdığımda, bunun üzerine biraz özellik vermiştik, kırmızı olan kaplamamızı görünüyor. Ve bunların birbirleriyle harmanlama mantıkları var. Bunları ileriki derslerde sizlere anlatacağım. Evet arkadaşlar, bir de buradaki özelliklerin içerisinde açma kapama tuşları var. Bu açma kapama tuşlarını kullanarak bu özellikleri açıp veya kapatabiliyorsunuz. Bir de beading kısmı var. Beading kısmı ise buradaki yaptığımız texture'ın SketchUp ekranında hangisinin görünmesini istediğimizi soruyor. Buralarda auto dediğimizde V-Ray hangi kaplamayı kullanıyorsa bu kaplama üzerinden işlem yapıyor. Fakat texture helper dediğimizde şu anda gördüğümüz bu karelerden oluşan kaplamayı bizlere istediğimiz bir texture kanalı varsa custom modu kullanmamız gerekiyor. Custom moda geldiğimizde texture slotu açılıyor ve buraya uyguladığımız herhangi bir texture kanalı varsa onu gösterebiliyoruz. Mesela bitmap deyip bir tane texture seçiyorum, buraya uyguluyorum ve bu kanalı da buradaki modelime uygulamak istiyorum. Sağ tıklıyorum. Apply Selection dediğim zaman gördüğünüz gibi rengim normalde kırmızı renkte ve ben buraya uyguladığımda şu andaki texture bitmap'i görüyorum. Eğer burada texture helper dersem texture helper görünecektir. Custom mode dersem uyguladığım bitmap görünecektir. Şimdi interaktif render'ı açarak sizlere Can be override özelliğini anlatmaya çalışacağım. Öncelikle buradan interaktif render'ı açıyorum. Şu an gördüğünüz gibi kaplamam uygulanmış şekilde görünüyor. Fakat ben buradan material override açtığım zaman tüm kullanılan kaplamaların hepsi material override içerisinde bulunan override color içerisindeki rengi kullanılıyor. İstersem buradaki rengi burada istediğim herhangi bir kaplamayla da değiştirebilirim ve istediğim kaplamanın rengine dönecektir buradaki tüm kaplamalarım. Fakat ben diyelim ki buradaki tüm kaplamalarım beyaz iken sadece şu kırmızı kaplamamın görünmesini istiyorsam buradaki Can be override özelliğini kapatmam gerekiyor. Bu tiki kapattığım zaman gördüğünüz gibi tüm kaplamalarım beyaz renkteyken bu kaplamam kendi orijinal rengini hala bizlere gösterebiliyor. Beading özelliğimiz de bu şekilde. Şimdi V-Ray'imizin içerisindeki bu malzemenin bulunduğu ekrandan sizlere bahsetmek istiyorum. Bunu stop dedim ve tekrardan buraya geliyorum. Şimdi buradaki kırmızı renkli olan yere stop dersem eğer ben buradaki
Diffuse kanalına girdiğim zaman gördüğünüz gibi şöyle bir hata ile karşılaşacağım. Bu hatanın sebebi şuradaki play ikonuna basılmamış olması ve bu renderımın durmuş olması. Eğer buradaki renderin devam etmesini istiyorsam buradaki ok işaretine basmam gerekli. Ve bu sefer girdiğim tüm özellikler ya da texture kanalları buradan görünecektir bizlere. Bir de arkadaşlar şurada birebir oranımız var. Bu birebir oranımız ise şuradaki ok işaretine basarak daha düşük çözünürlükte ama daha hızlı render almamızı sağlayan bir ayar var. Eğer ben bunu 1'e 4 yaparsam renderim daha soluk, daha düşük çözünürlüklü ama daha hızlı olacak şekilde ayarlamış olacağım. Buradaki modelimin şeklini de değiştirebiliyorum. Bunda değişiklik yapabilmek içinse şuradaki 3 noktaya tıklayıp Fabric dediğimde Fabric modu, Floor dediğimde Floor modu ve farklı olarak birçok şekillerde yaptığımız kaplamaya uygun ışığın ve görüntünün sağlandığı modelleri elde edebiliyorum. Ve tekrardan standart olan modelimiz yani V-Ray'in kendi modelini açıyorum. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.